Kıvrım kıvrım akan çayı, muhteşem doğası, burası Torosların zirvesinde yer alan Eğri Çayır Yaylası. İtalyan aşçı Claudio Çinli, arıcı Celal Çay ve Erdemli Belediyesi'nin misafiri olarak Eğri Çayır Yaylası'na geldi. Önce arı kovanları içerisine giren İtalyan aşçı ve arıcı Celal Çay, birlikte kovanlardan bal çıkardı ve ardından çayır kenarındaki arıların yanına geçti. Eğri Çayır'da arı kovanlarının yanında kurulan mini mutfakta usta aşçı, Eğri Çayır balıyla Sidas tatlısı yaptı. Olmaması lazım. Önce 50-70 ml, yani yarım su bardak ekliyoruz. İtalyan aşçı kendi elleriyle özenle yaptığı tatlıyı basın mensuplarına ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ikram etti. Yaylasında bölgenin tanıtımı için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Eğri Çayır balının da dünyada birincilik alan, nam salan ve dünyada Erdemli'yi ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal olduğuna vurgu yaptı. Erdemli'mizin her bir metrekaresi gerçekten güzelliklerle dolu bir hüviyette. Onun için bu kentte yaşamaktan gerçekten biz mutluyuz, bahtiyarız. Eğri Çayır balı da bildiğiniz gibi dünyada birincilik alan, dünyaya nam salan ve dünyada Erdemli'mizi tanıtan, ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal. Onun için bu balın güzelliklerini, bu balın asıl kaynağında İtalyan şefimizle birlikte bir tatlı yapalım istedik. İtalyan aşçının dünyanın en iyi balıyla tatlı yaptığını ifade eden arıcı Celal Çay da çok lezzetli bir tatlı olduğunu belirterek teşekkür etti. Claudio Chinali bize meşhur Sardinya Adası'nın ballı tatlısını yaptı, Sidas, ve çok lezzetliydi. Kendisi geldi bize burada Eğri Çayır'da üretmiş olduğumuz balla, yine Eğri Çayır'ın kekiğini, Eğri Çayır'ın koyun peynirini kullandı ve burada belediye başkanımıza ve bize ikram etti. Gerçekten çok lezzetli bir tatlıydı. Kendisine teşekkür ederim. Eğri Çayır Yaylası'na hayran kaldığını ifade eden İtalyan aşçı Claudio Çinli, "Burada başka bir lezzet var. Bu hava yemeklere başka bir lezzet verir." diye konuştu. Ne kadar kaliteli bir ürün, ne kadar lezzetli bir ürün. Ve bu olarak da biz de böyle onur vermek istedik. Yani biz de gerçekten bu ürün kullanırken ben gerçekten mutlu ediyorum. Gerçekten bazen biliyorsun, ben geldim, biliyorsun ne düşündüm. Keşke burada minicik doğal malzemeleriyle bir restoran açarsam. Fark etmez ki günde 10 kişi gelir. Ama burada 10 kişi gelirse ne kadar güzel bir yer öyle yiyebiliyorlar. Çünkü burada başka bir lezzet var. Bu hava yemeklerde başka bir lezzet verir.